Hanımefendi, iyi misiniz? Dokunma! Hanımefendi... Kim sana benim eşyalarıma dokunma hakkı verdi? Hey! Elif Hanım. İyi misin? Bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Ve ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Ve geçirdiğin her gün için 1 milyon alacaksın. Bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Üf. Saçmalama Elif ya, saçmalama. Yapmaz Erhan öyle bir şey, saçmalama. Hangi akla ya? Sözleşmenin verdiği akla. 3 gün boyunca benim kurallarım geçerli. Hazır mısın? Melisa çayı getirdi. Biraz içerseniz iyi gelecektir. İyi akşamlar Sabri Hanım. Anahtarları alayım. Gideceğiniz yere ben götürsem. Anahtarları dedim. Buyurun. Nereye gidiyoruz? Böyle her adamı soracak mısın sen? Sibel Hanım arabayı kendisi kullanacakmış. Takip et. Nişanlınıza haber vermemi ister misiniz? Nişanlınızdı değil mi? Hayır yok. Yok. Yok, hayır, yok. Yok, yok. Benim buradan hemen gitmem lazım. Pardon, bana bir taksi çağırır mısınız lütfen? Tabii efendim. Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Havaalanına. Uçağınız kaçta? İlk uçak ne zamansa o zaman. Ha, bilet almadınız yani. Yok. Tamam, sakin olur musunuz be? Berkay odada uyuyor. Biz de İstanbul'a döneceğiz.
İsterseniz sizi havalimanına bırakabiliriz. Hem Berkay da seni gördüğünde mutlu olacaktır. Şey Elif Hanım, ben çalıştığımız acenteyle konuştum. Yani bu gece için hiçbir havayolu şirketinde uçak bileti yok maalesef. Otobüste giderim. Yeter ki şuradan bir an önce kurtulayım da. Biz de İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Berkay uçaktan korkuyor da o yüzden şehirler arası mecburen araçla yol yapıyoruz. Eğer dilerseniz bize eşlik edebilirsiniz. Yani nasıl olur bilemedim. Çok güzel olur. Yani şey Berkay için çok mutlu olur sizi gördüğünü. Size çok benziyor. Benziyor. Maalesef Uyu da benziyor. Böyle istediği bir şey alana kadar peşini bırakmaz. Aynı babası, ben de öyleyim. Mesela sizi çok sevdi. Ve buradasınız işte. Öyle düşünün. Bunu burada sormak ne kadar yerli bilmiyorum ama nişanlınız nerede? Tahmin etmiştim. Başka bir kadın var. Çünkü ancak ihanete uğrayan bir kadın bu ruh haline bürünür de o yüzden neyse uzatmayayım daha fazla. Canım. Uyandın mı sen? He? Uyandın mı babacığım? Bir şey ister misin? Sısıldım. Sısıldın mı? Sısıldın mı? Ne güzel uyudun sen öyle. Ne güzel uyudun. Ne güzel uyudun. Ha bakalım. Başka bir şey ister misin? Yok. O zaman gel bakalım birazcık daha uyuyalım, olur mu? Gel bakalım. Uyu babacığım hadi. Dilinden anlıyorsunuz. Yani çocukların. Anaokul öğretmeniyim. İnanılmaz. Yani hani bizde bir söz vardır ya, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. Tam öyle bir durum oldu şu anda. Çok şaşkınım gerçekten. Berkay'ın annesi döndü mü? Nereden? Seyahatte demiştiniz ya. Ha, döndü seyahatte. Tabii ya. Döndü. Pardon. Ne işin var senin burada? Hiç. Şu iki arka sokağa yolcu getirdim de. Dedim gelmişken bir ablamı göreyim ya. Uydurma. Babam yolladı seni değil mi? Git ablana bak diye. Evet. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Merak etme. Erhan abiyi de aradım. Açmadı. Bir şey mi oldu? Erhan abi lütfedip telefonu açarsa sorarsın neden açmadın diye. Sen de aramadın ya. Hayır. O zaman kavga büyük mü?
Çocuklar hadi içeri. Haydi. Hadi bakalım. Evde görüşürsün. Girme zamanı. İyi tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi bakalım. Haydi içeri. Hay Allah. Elif Hanım, Tuncay ben. Berkay'la ilgili bir ihtiyacınız olursa diye telefonunuzu vermiştiniz. Oldu. Yani Berkay'la bir süre ilgilenmenize ihtiyacım oldu. Müsait olduğunuzda aramanızı bekleyeceğim. Maalesef uygun değilim Tuncay Bey. Çalıştığımı söylemiştim. Berkay'la ilgilenebilecek biri aklıma gelirse haber veririm. Size kolay gelsin. Berkay sevgiler. Oh. Allah kahretsin ya. Gel. Ha. Buyurun. Şu herifin yüzünün göründüğü bir fotoğraf yok mu Mehmet? Sadece bunları çekebildim Tuncay Bey. Teşekkürler. Hadi. Ha bana bak. Bu konuyla ilgili sağda solda konuştuğunu duyarsam... O nasıl laf Tuncay Bey? Bana her zaman güvenebilirsiniz. Beceriksiz. Beceriksiz. Şu ikisini. Hiç. Zavallı babacığım. Biraz yüreğine inecek. Yalnız fotoğrafların benimle ilgili olduğu anlaşılmamalı. Tuncay ben uğraşamayacağım daha fazla. Bak müsait değilim sonra konuşalım mı? Vallahi hiç kusura bakma. Gel al bu olanı başımdan. Annemi isterim diye ağlıyor, o bitiyor, Elif ablası başlıyor. Vallahi kafa kalmadı bende artık. Elif. Elif ya madem çok seviyor Elif ablası baksın. Tamam müsait olunca arayacağım seni tamam mı? O verdiğin paraya çekilmez bu iş. Üçle çarp sen onu. Ya tamam. Kapat. İş görüşmesi mi? Ha. Evet baba. İşle güçle alakan var yani. Evet baba. Evet. Bana niye öyle geldi ya? Bilmem. Ne yapsam gözünüze görünmüyor. Zaten alıştım ben artık babacığım. Begüm'le biraz ilgilen. Pardon babacığım. Neyle ilgileneyim koca kadının? O senin karın. Çocuklarının annesi. Biraz vakit geçir. Baba ne istiyorsan yapıyorum. Tamam. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorum zaten. Daha ne? Ailesiyle vakit geçirmeyen erkek erkek değildir. Ailesiyle mutlu olamayan hiçbir işte başarılı olamaz. Unutma. Bak bana. Ben ne yaptıysam annenin sayesinde oğlum. Başarılarını mutlu ailemize borçlu olmuşum babacığım. Kusura bakma. Şimdi izninizle kimsenin gözüne görünmeyen ama yapmam gereken işler var tamam mı? Ha, benim de vermem gereken önemli bir karar var. Aslında verdim gibi. Sibel'e söyle akşam buraya gelsin. Babacığım bundan sana da bir tane alalım. Bu büyük kolaylık. Basıyorsun tek tuşa. Biricik sevgili kızın karşında. Hı? Bazen biraz acele mi karar veriyorum diyorum ama maşallah hiç yanıltmıyorsun beni ya. Akşam eve erken gel. Güvendiğin dağlara kar yağdı babacığım.
Ay! Ödümü kopardın. Ne işin var senin burada? Hiç. Şu iki arka sokağa yolcu getirdim de. Dedim gelmişken bir ablamı göreyim ya. Uydurma. Babam yolladı seni değil mi? Git ablana bak diye. Evet. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Merak etme. Erhan abiyi de aradım. Açmadı. Bir şey mi oldu? Erhan abi lütfedip telefonu açarsa sorarsın neden açmadın diye. Sen de aramadın ya. Hayır. O zaman kavga büyük mü? Çocuklar hadi içeri. Haydi. Hadi bakalım. Evde görüşürsün. İyi tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi bakalım. Haydi içeri. Hay Allah. Elif Hanım, Tuncay ben. Berkay'la ilgili bir ihtiyacınız olursa diye telefonunuzu vermiştiniz. Oldu. Yani Berkay'la bir süre ilgilenmenize ihtiyacım oldu. Müsait olduğunuzda aramanızı bekleyeceğim. Hadi bakalım. Dışarıda kimse kalmadı değil mi? Maalesef uygun değilim Tuncay Bey. Çalıştığımı söylemiştim. Berkay'la ilgilenebilecek biri aklıma gelirse haber veririm. Size kolay gelsin. Berkay sevgiler. Oh. Allah kahretsin ya. Gel. Ha. Buyurun. Şu herifin yüzünün göründüğü bir fotoğraf yok mu Mehmet? Sadece bunları çekebildim Tuncay Bey. Teşekkürler. Hadi. Ha bana bak. Bu konuyla ilgili sağda solda konuştuğunu duyarsam. O nasıl laf Tuncay Bey? Bana her zaman güvenebilirsiniz. Beceriksiz. Şu ikisini. Hiç. Zavallı babacığım. Biraz yüreğine inecek. Yalnız fotoğrafların benimle ilgili olduğu anlaşılmamalı. Elif Hanım. Tuncay Bey selam. Aramanızı beklemiyordum açıkçası. Ben teklifinizi düşündüm. Biraz hızlı karar verdiğimi fark ettim. Eğer hala geçerliyse kabul ediyorum. Tabii geçerli geçerli. Ne zaman başlayabilirsiniz? Ne zaman isterseniz. O zaman biz bugün buluşalım. Hem çalışacağınız yeri görürsünüz. Berkay da gelir. Olur harika olur. Tamam o zaman size haber vereceğim. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Berkay'ı ver telefona huysuz. Berkay? Berkay. Ne haber? Aslan parçası. He? Nasılsın? Nasıl olacak? Mızmızlanıp duruyor işte. Berkaycığım, beni hatırladın mı? Hı hı. Seninle çok güzel bir yere gidelim ister misin? Annem de orada olacak mı? Olacak. İşleri biter bitmez gelecek o da.
Tamam mı? Hadi gel. İyi, hadi o zaman. Hadi. Sağ ol.